AKP-MHP iktidar bloğunun güncel pratiğini ibretle izliyoruz. Düzenli olarak neredeyse her gün halklarımız aleyhine, çevremiz, doğamız, canlılarımız aleyhine adımlar atıyorlar. İnsanlarımız açlık ve sefaletle sınanıyor. Savaş ve rant politikalarında en ufak bir tasarruf söz konusu değil. İtibar adını verdikleri şaşa ve sefahatten de vazgeçmiyorlar. Torba yasa adını verdikleri şekilsiz çuval ile talimatla parmak indir kaldıra dönüşen ve de kanunilik zırhına büründürülen kötülükler saçıyorlar. Müfredat ve öğretmenlik meslek kanunu adı altında öğretmeni cendereye alan, ana dilleri yok sayan ve eğitim sistemini tamamıyla çağ dışı gerici bir çizgiye çeken adımlar atıyorlar. Yargı paketiyle yargı bağımsızlığının son kırıntılarını da bu diyorlar. Sokak hayvanlar için katliam yasaları çıkarmakta bir beis görmüyorlar. Milyonlarca çalışanı ve emekliyi soktukları dar boğaz onların rahatlarını bozmuyor. Maraş, Çorum, Sivas katliamlarının müsebbibi ırkçı, gerici, faşist güruhların tekbir nidalarını ve bozkurt işaretlerini milli hasletlerimiz diye yutturmaya devam ediyorlar. Hepimiz biliyoruz ki bir katliamlar ve tutulamayan yaslar coğrafyasındayız. Bu güzelim coğrafyaya ve her renkten, her etnisiteden, her inançtan insanımıza reva görülen beka söylemiyle meşru kılınmaya çalışılan bu derin toplumsal huzursuzluğun ana kaynağı hakkaniyetle ve adaletle çözülemeyen Kürt sorunudur. Öncesi bir yana, özellikle 12 Eylül faşist darbe sürecinden bu yana 40 yıldır devam eden çatışmalı sürecin on binlerce insanın kaybından öte her geçen gün durumu da daha da ağırlaştıran bir rolü vardır. Kürt'ün diline, kültürüne, kendisine düşmanlığın varabileceği bir yer yoktur. Bu ağır düşmanlık ve nefret politikası öyle bir hal almıştır ki kağıt üstünde eşit yurttaş saydığı vatandaşına ana dilini çok görüyor, hızını alamıyor. Japonya'da yaşayan Kürtlerin kendi ana dillerinde eğitim görme girişimlerine bile diş biliyor. IŞİD, El-Kaide, El-Nusra ve benzeri barbar cihatçı çeteler eliyle Suriye'nin altını üstüne getirenler, Kürtleri ve diğer halkları yerlerinden yurtlarından edip göçmenliğe zorlayanlar, o insanlara karşı benzer çeteler eliyle işlenen ırkçı faşist saldırılara göz yumuyorlar. Şimdi yine Esad ile el sıkışmaktan dem vuruluyor. Gel Kürt'e beraber vuralım el sıkışması bu. Yeni acılara yol açacak bu yönelimin de varacağı bir yer yok. Sonu yine hüsran olacak. Kürt'e ve Kürt'ün yanında duran muhalife uygulanan düşman hukuku, yasa ve demokrasi dışı hamlelerin son örneği olan hem ön seçimde hem genel yerel yönetimler seçiminde Hakkari halkının tercihi olmuş, seçim kazanmış, gözaltına alınır alınmaz bir çırpıda talimatla iş gören yargı eliyle 19 yıl 6 aya mahkum edilen belediye eş başkanımız Mehmet Sıdık Akış'ın yerine kayyum atanmasıyla ilgili mücadelemiz, halk iradesini yok sayan OAL kapsamında çıkarılan 374 sayılı anayasa ve yasa dışı KYK ile atanmışı seçilmişin önüne koyan bu gaspa karşı direnişimiz devam etmektedir. Bu konuda geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz Büyük Hakkari mitinginden sonra Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir tarafından son noktası olan Van'dan Hakkari'ye iradeye saygı yürüyüşü gerçekleştirdik. Halkımızın iradesini hiçe sayan, kayyum atama kararınızda belediye eş başkanımıza verdiğiniz özel sipariş cezayı da tanımadığımızı, tanımayacağımızı tekrar tekrar beyan ettik. Mehmet Sıdık Akış onurumuzdur, irademizdir. Ona sonuna kadar sahip çıkacağız. OAL yasasını bir yana bırakın, mevcut yasalara göre seçilmiş Hakkari Belediye Meclisi yeni başkan olarak kadın eş başkanımız, kadın mücadelesinin mor çizgimiz olan eş başkanlık kurumumuzun simge isimlerinden Viyan Tekçe'yi başkan vekili olarak seçmiştir. Bunu tanımamak, anayasa ve yasa tanımamak, yasa dışı icraata devam etmek ve irade gaspını sürdürmek demektir. Hakkari 2015'te başkan seçti, kayyum atadınız. 2019'da başkan seçti, kayyum atadınız. 2024'te yine seçti, yine kayyum atadınız. Yani Kürt bizim belirlediğimiz adayı seçmezse seçiminin oy attığı sandığım bir hükmü yoktur demeye devam ediyorsunuz. Barış diyen Tahir Elçi silahları devreden çıkarın, diyalog ve müzakere kanallarını açın çağrısı yaparken alçakça katledildi. Demokratik siyasette ısrar eden Kürt siyasetçilerin başına nice çoraplar ördünüz, rehin aldınız, yüzlerce yıl cezalara çarptırdınız. Kürt halkı ve onun öncüsü olan siyasiler
bütün bu baskılara rağmen demokratik siyasete ısrar ediyorlar. Bedeli ne olursa olsun barış, diyalog ve müzakere demeye, tecriti kaldırın, hak ihlallerini durdurun, çatışmalı sürece son verin demeye devam ediyorlar. Şu iyice bilinsin, belediyelerimizi ve kazanımlarımızı gasp ettirmeyeceğiz. Bu oyunu el birliğiyle mutlaka bozacağız. Günlerdir yaptığımız çağrıyı yineliyor, herkesi demokrasiden, barıştan, yaşamdan yana tavır almaya davet ediyoruz. Ve Hakkari halkının nezdinde bir kez daha belirtiyoruz ki, halka rağmen halk iradesini gasp edemeyeceksiniz. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Bici Berkadona Çolemerk, Jin Jiyan Azadi, tecrite son, hak, hukuk, adalet. Hakkari için adalet! Hakkari için adalet, huzur için adalet. Hakkari için adalet, Suruç için adalet. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Bici Berhudana Çolemerk, Bici Berhudana Çolemerk, Bici Berhudana Çolemerk. Bildiğiniz üzere 3 Haziran'da Hakkari'ye tekrardan kayyum atandı. Tekrardan Hakkari halkının iradesi yok sayıldı. Tekrardan Hakkari halkı yine bu politikaların, bu zulmün her şeyine maruz kaldı. Ve şunu elbette ki çok iyi biliyoruz. Bugün eğer ki seçme seçilme hakkı bu ülkede demokratik bir hak ise, eğer ki kanunlar nezdinde bu yapıldı ise, neden Hakkari ayrı tutulur ya da neden Kürdistan dediğimiz bölge ayrı tutulur? Neden Kürt'e bu reva görülür? Kürt'ün her yerde emeği var. Kürt'ün bu toprakların her karışında emeği var. Kanı var, canı var, emeği var, her şeyi var. Ama iradeye gelince siyasi olarak, politik olarak ne kadar bastırıldıklarını, nelere maruz kaldıklarını tüm kamuoyu bildiği gibi bütün dünya da buna şahittir. Kayyum gaspını asla kabul etmiyoruz. Sonuna kadar da haklarımızı ve kadın haklarını yine aynı şekilde eş başkanlık sistemimizi korumaya devam edeceğiz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Tekrardan bütün arkadaşları saygıyla, sevgiyle selamlıyorken Çolemerk'ten de sizlere bol selam getirdiğimi söylemek istiyorum.